Herkese merhabalar. Yedinci sorunun çözümleriyle beraberiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Bir fiil sorusu olduğunu görüyoruz. Hemen buradaki fiillerin anlamlarını hatırlayalım. Stagnate, durağan hale gelmek, yavaşlamak anlamında. Clash, çakışmak. Intervene, müdahale etmek, araya girmek. Flourish, hızlı bir şekilde büyümek, gelişmek. Accumulate, birikmek anlamında. Buna göre cümleye bakalım. With slow rates of degradation of plastic in seawater, the quantity of plastic in the oceans will and increase. Cümle şunu söylüyor arkadaşlar. Plastiğin suda çözünme hızı yavaş olduğu için with cümle başında bu şekilde kullanıldığında sebep anlamı verebiliyor arkadaşlar. Yavaş olduğu için okyanuslarda plastik ne yapacak? Birikecek. Bu durumda Edirne seçeneği doğru cevap. İkinci soruyla beraberiz. Bir isim sorusu olduğunu görüyoruz. İsimlerin anlamlarını hatırlayalım. Scrutiny, inceleme. Withdrawal, geri çekme, geri çekilme. Investment, yatırım. Inhibition, baskılama, engelleme. Disruption, aksatma, bozulma anlamlarına geliyor. Bakalım şimdi cümleye. As a response to COVID-19 pandemic, many countries have implemented quarantine policies to curb the spread of this disease, which led to the business activities. Yani işlerin ne yapmasına sebep olmuştur uygulanan karantina? Aksamasına. Bu durumda arkadaşlar Edirne seçeneği doğru cevap. Üçüncü soruyla beraberiz arkadaşlar. Hemen kelimelerin anlamlarını hatırlayalım. Gradually, yavaş yavaş, kademe kademe anlamında. Awkwardly, tuhaf bir şekilde, ilginç bir şekilde. Separately, farklı şekilde, farklı, birbirinden ayrı olarak. Violently, şiddetli bir şekilde, şiddetle. Inherently, doğası gereği anlamında. Working memory is blah blah dynamic and complex. Working memory, doğası gereği, dinamik ve karmaşıktır. Doğru cevap Edirne seçeneği arkadaşlar. Dördüncü soruyla beraberiz. Yine bir isim sorusu olduğunu görüyoruz. Verilen isimlerin anlamlarını hatırlayalım. Promotion, reklamını yapma, geliştirme, tanıtma gibi anlamlara geliyor. Allocation, bölüştürme anlamında. Implementation, uygulama. Expenditure, masraf, gider anlamında. Conversion, değiştirme, dönüştürme anlamında. Buna göre bakalım. Vaccine production and distribution are crucial stages in mass vaccination and immunization programs. Yani aşı üretimi ve dağıtımı, aşının kitlelere ulaştırılmasında ve bağışıklık geliştirilmesinde önemli adımlardır. Which require appropriate planning and blah blah due to enormous demands. Çok büyük talepler ve zorluklardan dolayı doğru planlama ve ne gerektirir? Doğru planlama ve uygulama. Bu durumda Ceyhan seçeneği doğru cevap. Beşinci sorudayız. Bir sıfat sorusu olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen hatırlayalım buradaki sıfatların anlamlarını. Resilient, dayanıklı. Eligible, müsait, hak kazanmış. Mandatory, zorunlu. Vulnerable, hastalığa veya bir felakete açık, yatkın anlamında. Abundant, bol, çok anlamında. Bakalım. Cities and regions can become more blah blah to shocks and stresses. Şoklara ve streslere karşı, yani olumsuzluklara karşı şehirler daha ne hale gelebilir? Daha dayanıklı hale gelebilir. Veya daha vulnerable hale de gelebilir. Cümlenin kalan kısmından bunu çıkarabiliriz. That affect
the economy and livelihoods by investing. Bakın arkadaşlar, burası bize ipucunu veriyor. By investing in infrastructure. Altyapıya yatırım yaparak. Altyapıya yatırım yaptığınızda felakete açık hale mi gelirsiniz, yoksa felakete karşı dirençli hale mi gelirsiniz? Bu durumda Adana seçeneği doğru cevap. Altıncı soruyla beraberiz. Bir phrasal verb sorusu olduğunu görüyoruz. Stem from, then kaynaklanmak, put away, uzaklaştırmak, kenara koymak, take up, başlamak, send out, yaymak, leave behind, geride bırakmak. Inflationary pressure in the global economy is, boşluk, a surge in demand. Küresel ekonomideki enflasyon baskısı talepteki surge'den kaynaklanıyor. Surge, artış demek arkadaşlar. Bu durumda Adana seçeneği doğru cevap.